Evet, herkese merhaba. Bir Eşik'teki Türkiye'de daha beraberiz. Bugün Eşik'teki Türkiye'de 3 kişi olarak son dönemin yurt içi ve yurt dışı ve dış politika gelişmelerini tartışacağız. Son programdan bu yana gerçekleşen bazı gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Son programımızda seçim sonrası değerlendirmesi yapmıştık. Seçim sonuçlarını değerlendirmiştik, yerel seçim sonuçlarını. Ne anlama geldiğini, CHP için, muhalefet için ne anlama geldiğini, iktidar için ne anlama geldiğini konuşmuştuk. Tabii seçim sonuçlarının değerlendirdiğimiz o dönemden bu yana yine iç siyasette bazı önemli gelişmeler yaşanmaya devam etti. Bir anayasa, yeni anayasa tartışması var malum ve bu anayasa tartışması paralelinde de partilerin birbiriyle görüşmesi, özellikle de işte CHP'nin AKP ile görüşmesi, bir normalleşme mi gerçekleşecek gibi bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Öte yandan iktidar bloğu içinde bazı sürtüşmelerin olduğuna dair yine oldukça haberler çıktı bu arada, başta yargı ve emniyet teşkilatı olmak üzere. Ve tabii bir tartışmada acaba bu seçim sonuçlarından belli dersleri alıp bazı adımlar atılıyor mu iktidar tarafında? Ama tabii aynı zamanda burada muhalefete verilen bir fırsat da söz konusu. O da bu şansı, bu fırsatı değerlendirebileceğine yönelik bazı işaretler veriyor mu? Bunları tartışacağız. Dış politikada da bazı önemli gelişmeler oldu. Tabii İsrail-Filistin savaşı bütün yakıcılığıyla devam ediyor. Bunun bölgedeki yansımaları malum. Bir taraftan tabii Türkiye'nin burada bir arabulucu rolüne uzun süredir üstlenmeye çalıştığını biliyoruz. Nitekim son dönem Yunanistan'la olan yakınlaşma ve görüşmelerde de bu konu tekrar gündeme geldi. Ve bu bağlamda Yunanistan'la tabii ki ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin işte son dönem hamlelerini de konuşabileceğiz diye düşünüyorum. Ve bunu yine her zamanki 4 kişilik ekibimizle değil ama Fuat Hoca bugün bizlerle olamayacak. Ancak 3 kişilik ekip olarak yapacağız. Sevgili Hatem Ete ve sevgili Galip Dalay'la beraber tüm bunları tartışacağız diyerek her zaman olduğu gibi sözü Hatem'e bırakarak başlamak istiyorum. Ve demin de böyle genel hatlarıyla değinmiş olduğum iç siyasi gelişmelere dair Hatem bizlerle görüşlerini bu ilk turda paylaşabilirsen çok seviniriz. Sözü sana bırakıyorum. Sağ olun hocam. Yani dediklerinizin hepsine değinebilir miyim bilmiyorum ama bir yerden gireyim. Giremediklerime ikinci turda bakarız. Şimdi biz seçimleri kabaca şöyle tanımlamıştık, şöyle okuduğumu söylemiştim geçen ayki programda. Yani burada iktidara, özellikle de iktidarın AK Parti kanadına, Erdoğan kanadına ciddi bir mesaj verdi seçmen yerel seçim sonuçlarıyla. Muhalefette de CHP'yi en güçlü aktöre dönüştürdü ve CHP'ye bir kredi verdi. Bu altılı masa sürecinde başarıya ulaşmayan teşebbüslerin sonrasında yerel seçimlere giderken hem ittifak dağılmıştı hem CHP kendi içinde bir değişim yaşamıştı. Buna bir kredi verdi seçmen. Üçüncü olarak da siyasette bir denge oluştu demiştim bu seçim sonuçlarından sonra. Şimdi bu üzerinden 45 güne yakın, 45 günlük bir süre geçtikten sonra biraz yani bu dediğimiz mesajlar siyasi aktörler tarafından nasıl değerlendirildi? Kim başarılı oldu, kim başarılı olmadı üzerine gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Burada öncelikle tabii gözler Erdoğan'a döndü seçimlerden sonra. Yani AK Parti kuruluşundan itibaren sürekli birinci parti oldu. Birinci parti olmakla kalmadı. Uzunca bir süre kendisinden sonraki 1-2-3 partinin toplamı kadar oy oranı oldu her zaman AK Parti'nin. Şimdi ilk defa bir seçimde ikinci parti durumuna düştü. CHP birinci parti haline geldi. Dolayısıyla hani hangi il yerel yönetiminin kaybolup CHP'ye geçtiğinden ya da başka partilere geçtiğinden bağımsız olarak AK Parti'nin Türkiye siyaseti üzerinde ve seçmen desteği bağlamında 22 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü hegemonya ortadan kalktı. Dolayısıyla AK Parti'nin buna bir çözüm üretmesi, buna bir cevap vermesi beklentisi oluştu. Bunu birkaç şeyle yapabilirdi AK Parti. Yani kimisi
Bunun ancak güçlü, yapısal, radikal bir siyaset değişikliğiyle ancak AK Parti'nin bu badireden çıkabileceğini öngörüyor, düşünüyor. Fakat bunun bazı zorlukları var. Yani AK Parti'nin özellikle 2015'ten bu yana başlayıp 2017-18'den itibaren de resmi bir hüviyet kazanmış olan bir Cumhur İttifakı var. Bu Cumhur İttifakı'nın içerisinde bir siyasal eksen oluştu. İttifak dinamikleri çok nazik bir süreç üzerinde işliyor. Dolayısıyla AK Parti'nin bu kadar kolay bir şekilde bir siyaset değişikliğine yönelmesi bu son 45 gün içinde de gördüğümüz gibi kolay olmayacak. Aslında biraz gördüğümüz bu iktidar kanadı içindeki sürtüşmeler de biraz bununla ilişkili. Yani Erdoğan bir siyaset değişikliğine yönelme ihtiyacında, dolayısıyla bir siyaset değişikliğine yönelme arayışındayken iktidar içindeki ortaklar Erdoğan'a bir nevi razı olabilecekleri sınırların neresi olduğuna dair işaretler veriyorlar. Bunu biz 2021'e giderken de görmüştük. Erdoğan o zaman da Berat Albayrak'ı Hazine Maliye Bakanlığı'ndan aldıktan sonra ekonomide, hukukta, demokraside bir normalleşmeden, reformdan bahsetmişti. O dönemde de en fazla itirazı ortağı MHP'den almıştı ve MHP Erdoğan'ın muhtemel siyaset değişiminin sınırlarını çizmeye yönelmişti. Şimdi de aslında Bahçeli'nin bu sert söylemleri, belli meselelerle ilgili yürüttüğü polemikler biraz Erdoğan'ın siyaset sınırını çizmeye yönelik bir şey olarak okuyorum ben. Şimdi bu zor olacaksa ikinci aşamada AK Parti acaba aktör değişimiyle bir yola girebilir mi beklentisi oluştu. Yani siyaset değişiminin zorlukları var ama belli aktörleri değiştirerek tedrici olarak bir siyaset değişiminin taşlarını döşeyebilir mi Erdoğan beklentisi vardı. Bu parti içerisinde bir aktör değişimi olabilir, bakanlıklarda bazı değişiklikler olabilir, Cumhurbaşkanlığı kurullarında bazı değişiklikler olabilir. Çünkü bazen siyasetçiler kapsamlı bir siyaset değişikliğine ihtiyaç, değişikliği için zamana ihtiyaç duyarken aktör değişimiyle toplumun bu değişim ihtiyacı beklentisini yönetmeyi de tercih edebilirler. Bugüne kadar bu konuda da Erdoğan'dan bir şey gelmedi, bir hareket gelmedi. Dolayısıyla aslında total fotoğrafa baktığımız zaman seçim sonucundan bu yana Erdoğan ve AK Parti'nin seçim sonuçlarını değerlendirmeye, seçmenin verdiği mesajı almaya ve bu mesaj doğrultusunda bazı değişiklikler yapmaya yönelik ciddi bir hareketi, söylem ya da politika değişikliği gözükmüyor. Sadece Türkiye'nin Gazze meselesinde, İsrail-Filistin meselesinde yürüttüğü politikayla ilgili bazı önemli değişiklikler oldu. Erdoğan seçim sürecinde de çokça tartışılan bu İsrail'le ticaret meselesini önce tedrici sonra tamamen kesme kararı aldı. Hamas heyeti Türkiye'ye davet edildi, onlarla görüşüldü. Türkiye bu süren İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olma kararı aldı. Ve söylemsel olarak da bu mesele çok daha güçlü bir şekilde dile getirildi. Yani dolayısıyla seçimden bu yana yürütülen siyaset değişikliğinde en önemli başlığın bu mesele olduğu söylenebilir. Bu da ittifak dinamikleri açısından risk teşkil etmeyen bir başlık. O nedenle de önceliğin oraya verildiği söylenebilir. Ama ben bunun seçmen algısı bağlamında yeterli görüleceğini zannetmiyorum. Yani seçmen AK Parti'den çok daha ciddi ve kapsamlı bir siyaset değişikliği bekliyor. Bunu AK Parti'nin oy kaybettiği kitlelerin profil resmini çizerken de görebilirsiniz. Yani AK Parti çoğunlukla büyükşehir seçmeninin oyunu kaybetti. Kürtlerden oy kaybetti ve kısmen Anadolu'daki muhafazakar kesimlerin oyunu kaybetti. Bu İsrail-Filistin meselesindeki söylem değişikliği, politika değişikliği eğer bir etki oluşturabilecekse sadece yeniden Refah Partisi'ne yönelen dindar muhafazakar seçmende bir karşılık üretebilir. O da bir ihtimal olarak, yani bu seçmen de aslında
diğer politik değişiklikleri daha fazla önemseyecektir diye düşünüyorum. Ama diğer iki seçmen kesimi henüz seçimlerden bu yana AK Parti'den bir değişim görmüş değil. İkinci etap CHP ile ilgili bir meseleydi. İsterseniz onu ikinci tura da bırakabilirim. Şimdi de birkaç şey söyleyebilirim bununla ilgili olarak. Yani CHP seçmenin verdiği krediyi seçimlerden bu yana algılamaya ve süreci doğru yönetmeye yönelik aslında bir yoğun hareketlilik gösteriyor. Burada CHP ilk defa oy aldığı birçok toplumsal kesimle tanıştı. Oy oranını ciddi bir şekilde arttırdı. Daha önce almadığı birçok belediyenin yönetimini üstlenmiş oldu. Ve hem siyasal çevrelerde hem toplumsal kesimler nezdinde iktidarın güçlü bir alternatifi haline geldi. Yani zamanın ruhu önümüzdeki seçimlerde CHP'nin daha ciddi bir iktidar alternatifine dönüştüğüne yönelik bir neredeyse genel kanaate, genel kabule ulaşmış oldu. Burada bütün gözler CHP'ye yöneldi. Yani CHP kendisine yüklenen bu misyonu taşıyabilecek aktör ve siyaset değişimine yönelebilecek mi? Bunu taşıyabilecek mi meselesiydi. Burada da aslında Özgür Özel seçimlerden sonra neredeyse yepyeni ve güçlü bir liderlik profili ortaya koyuyor. Önce seçmenin, toplumun Kılıçdaroğlu, Erdoğan üzerinden şahit olduğu bu birbirini yok sayma, birbirine meşruiyet transferi yapmamak için hiçbir iletişimde bulunmama ve kutuplaştırarak kendi seçmenini tahkim etme siyasetinden vazgeçti Özgür Özel. Erdoğan'la görüşme talebi güçlü bir hamleydi. Erdoğan da bunu kendisi açısından anlamlı gördü ve bir görüşme gerçekleşti. Siyasette o dönemden bu yana yaşanan birçok tartışmalar bu görüşme sonrasında, bu görüşme üzerine yapılan yorumlarla şekillendi. Erdoğan bir adım ötesine taşıyarak iade-i ziyarette de bulunacağını söyledi. Dolayısıyla Özgür Özel'in bu siyasette normalleşme diye tanımladığı hamle bir siyasal sonuç üretti. Ertesinde Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirildi. Sembolik bir görüşmeydi Bahçeli ile görüşme ama esasında Erdoğan'la yürütülen görüşme ve burada konuşulan meselelerin nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki dönem siyaseti etkileme potansiyeli taşıyor. Fakat CHP'nin sınavı burada bitmiyor. Yani her gün iktidar yürüten bir, yani her gün bir devam eden bir siyaset var ve burada bir sürü olay, gelişme yaşanıyor. İktidarın bu gelişmeler karşısına takındığı tutum var. Buralarda eğer CHP ile AK Parti ilişkisi CHP seçmenini de tatmin edecek bir sonuç üretmezse, bir sürü yürütülen davada iktidar adına bir Tayyip Erdoğan'ın tanımladığı gibi bir yumuşama sinyalleri verilmezse başlı başına bu görüşmelerin siyasette bir etkisinin olduğunu düşünmek zor. Yani bir süre sonra bu nihai sınırına varacak. Dolayısıyla bu görüşme trafiği ve bu görüşmede Erdoğan'la Özel arasında tartışılan meselelerde bir perspektif farklılığı, bir değişim yaşanacak mı yaşanmayacak mı aslında siyasal açıdan toplumun da beklentisi bunları izlemek üzerinden şekillenecek. Burada önümüzdeki dönemde belli bazı davalarda nasıl bir süreç işleneceği, mecliste yürütülen tartışmalarda, yasama süreçlerinde CHP'nin dahlinin kabul edilip edilmeyeceği meselesi önemli hale gelecek. Ama tabii siyasetin en fazla gündeminde olan asıl mevzu ise anayasa. Anayasa meselesinde isterseniz ikinci turda bir gözlemlerimi aktarabilirim. Tabii çok teşekkürler Hatem. Tamamdır, anayasa konusunu ve oradaki son dönem gelişmeleri ikinci turda yine konuşuruz. Şimdi birazcık dış politika konuşalım diyerek yavaştan Galip'e dönmek istiyorum. Galip, en son malum işte Yunanistan'la yakınlaşma ve Miçotakis ve Erdoğan buluşması gündemdeydi. Hatta işte son dakikaya kadar bu İsrail-Filistin meselesi yüzünden biraz kriz çıktığına dair bazı söylemler oldu. Nitekim işte Erdoğan'ın Hamas'la ilgili açıklamaları vardı son basın toplantısında da. Yani hem İsrail-Filistin özelindeki son durumu hem de özellikle bu Doğu Akdeniz'deki bu manevraları nasıl yorumluyorsun? Sözü sana bırakıyorum. Son dönemlerde hani Türkiye'nin dış politikadaki
değişim ve dış politikadaki normalleşme hamlelerinin işte en dikkat çekici olanlarından bir tanesi Yunanistan'la yaşanmakta olandı. Zaten bu en son Müçtaki ziyaretinden önce bu kamu diplomasi manasına gelebilecek toplantı sayısı, işte toplantı, görüşme veyahut da medya ilgisini dikkate aldığımızda bu sadece bir klasik ziyaretin çok ötesinde bir anlamı vardı. Son bir hafta 10 gün içerisinde sadece bakarsanız yani iktidara yakın çevrelerde birçok toplantı düzenledi Türk-Yunan ilişkilerine dair. Bunun işte dış politikadan medyaya, oradan turizme kadar. Dolayısıyla buradaki bu normalleşme sürecine daha fazla toplumsal bir destek sunma veyahut da buna bir toplumsal alana taşıma duygusu çok aşikar. Şimdi bunun en somut yansımaları ne? Bunun en somut yansımaları işte zaten söylem değişti. Doğu Akdeniz'deki gerilim hani düşmüş oldu. Türk-Yunan ilişkilerinde işbirliği başlıklarına daha fazla vurgu yapılıyor. İşte Türkiye ile Yunanistan arasında özellikle Yunan adalarının bazılarına vizesiz gitme hadisesinin vizesiz gidilebiliyor. İşte bayramda yanlış hatırlamıyorsam 20 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu Yunan adalarına vizesiz gidebildi. Böyle birçok hani yumuşama başlıkları var. Diğer bir bu sürecin diğer bir özelliği aslında Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkilerine yoğunlaşıyor olması. Burada Kıbrıs başlığı pek bu tartışmanın parçası değil. Kıbrıs adeta paranteze alınmış gözüküyor. Dolayısıyla bu üçlü bir yumuşamadan ziyade ikili bir yumuşama hüviyetine sahip. Ve Kıbrıs bir mesele, bir başlık, bir sorun olarak orada olduğu gibi duruyor. Ve önümüzdeki dönemde muhtemelen Kıbrıs tekrardan kendisini dayatacaktır. Kıbrıs'taki sorun şu. Sadece Türkiye ile Yunanistan'ın geleneksel olarak üzerinde anlaşamadıkları konular değil artık mesele. İkisinin çözüme dair perspektifinden taban tabana bir karşıtlık var veyahut da bir karşıt pozisyonlar var. Türkiye artık Kıbrıs meselesini işte iki toplumlu federal bir çözümden ziyade iki devletli bir çözüm perspektifinden bakıyor. Buna dair hani güçlü bir irade ortaya koyuyor. Buna karşın işte Yunanistan veyahut da Kıbrıs Rum tarafı bunun hala işte federal iki toplumlu bir çözüm mantığına vurgu yapıyor. İşte siyasal eşitlik kavramıyla egemen eşitlik kavramının bence bir çatışması da var. Çünkü orada Kıbrıs meselesinde daha bu eşitlik kavramı toplumsal ve siyasal bağlamda kullanılıyor Kıbrıs Rumları açısından. Ama Türkiye'nin artık baktığı noktadan bu artık bunu çoktan aşmış durumda. Burada bir egemen toplumların eşitliğine dayanılı bir mantık. Zaten bu da iki devletli çözüm perspektifinin doğal bir sonucu. Dolayısıyla Kıbrıs meselesinde artık sadece sorun alanlarının derinleşip katmanlaşmasıyla sınırlı bir durum yok. Artık çözüm noktalarına da çözüm perspektifine dair de iki taraf arasındaki makas gittikçe açılıyor ve önümüzdeki dönem bu makas kapanacak gibi de durmuyor. Yani bu saatten sonra Türkiye'nin bu iki devletli çözüm perspektifini geriye bırakıp federal ve iki toplumlu çözüme yaklaşacağını sanmıyorum. Bu konuda benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'de hem iktidar hem devlet hatta hem muhalefet cenahında epey bir görüş yakınlığı, görüş birliği var gözüküyor. Diğer bir başlık hani bu önümüzdeki dönemde Türkiye-Yunan ilişkilerinde önemli olacağını düşündüğüm bu Doğu Akdeniz'de tamam gerilim düştü ama Doğu Akdeniz'de bu gerilimi yaratan hiçbir sorun alanı da çözülebilmiş değil. Ne demek istiyorum? İki tarafın işte deniz sınırlarına dair anlaşmazlık devam ediyor. İki taraf işte deniz sınırlarına dair anlaşmalar imzaladı. Bunu işte Türkiye Libya ile yaptı. Yunanistan Mısır'la yaptı. Ve buradan bir yeni bir durum yok. Burada işte yeni bir gelişme yok. Dolayısıyla da Doğu Akdeniz'de var olan sorunlar olduğu gibi yerinde duruyor. Bu aşamada bu sorunların yönetiminden ziyade bu sorunlarından gerilim alanı çıkarılmaması temel bir prensip olarak benimsenmiş gözüküyor. Hani geleceğe dair bir öngörüde bulunduğumda Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin 90'ların sonra 2000'lerin başlarına baktığımda o dönemdeki yumuşamanın bir üst çatısı vardı. Bu da neydi? Avrupa Birliği süreciydi.
bugünkü Türkiye-Yunanistan iyileşmesi artık Avrupa Birliği sürecinden koparılıp iki başlık üzerinden anlam kazanan bir süreç. Yani evet, bunun tekrardan Avrupa'ya bakan bir tarafı var. Çünkü Doğu Akdeniz krizi sadece bir Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan bir kriz değildi. Yunanistan'ın AB üyesi olması, Kıbrıs'ın Cumhuriyeti'nin AB üyesi olması nedeniyle bu temelde bir AB-Türkiye krizine dönüşmüştü. Fakat bugün artık Türkiye-Yunanistan başlığı Türkiye'nin AB üyeliğinden bağımsız bir şekilde işleyen bir süreç. Çünkü Türkiye'nin anlamlı bir AB üyelik süreci artık yok. Bu da bu sürecin kırılganlaşmasını da sağlayan bir tarafı var. Nihayetinde bu yumuşamadan umulan, bu yumuşamadan beklenen üst getiri fazla olmayabilir. Ve son olarak bunun tabii ki bir işte Orta Doğu'ya bakan bir tarafı var bu meselenin. Yunanistan son 10 yılda Türkiye'nin hani Arap dünyasıyla, Türkiye'nin işte Arap Baharı'ndan sonraki dönemde Türkiye'nin işte bölgedeki birçok ülkeyle yaşadığı gerilimden epey kazançlı çıkan bir ülkeydi. Nasıl kazançlıydı? Yunanistan birçok Arap ülkesiyle yakın ilişkiler geliştirdi. İsrail'le yakın ilişkiler geliştirdi. Bu önümüzdeki dönemde muhtemelen bu ilişkilerini konsolide etmeye çalışacaktır. Fakat Türkiye'de tam da bu amaçla zaten bölgedeki birçok ülkeyle ilişkilerini tamir noktasına gitti. Türkiye'nin de arzularından bir tanesi özellikle Körfez ülkeleri, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler veyahut da Mısır gibi ülkelerin Yunanistan'la arasında hani Yunanistan'dan biraz koparmaya yönelik bir tarafı da vardı bu ilişki tamiratının. Veyahut da daha doğru bir ifadeyle bu ülkelerin Yunanistan'ın Türkiye ile krizlerinde Yunanistan tarafında konumlanmamasını sağlamak istiyordu. Şu anda muhtemelen bu minimum amaç düzeyinde Türkiye kısmen başarılı oldu diyebiliriz. Çünkü artık bu ne Birleşik Arap Emirlikleri, ne Suudi Arabistan, ne Mısır Yunanistan lehine daha önce olduğu kadar bir pozisyon takınmıyor. Ama bu ülkelerin her biri de Yunanistan'la geliştirmiş olduğu ilişkileri daha da derinleştirip geliştireceklerdir önümüzdeki dönemde. Son başlık işte İsrail'le alakalı. İsrail'in Filistin'de ki hani İsrail-Filistin meselesinde muhtemelen Türkiye önümüzdeki dönemde söylemini daha da sertleştirecektir. Sadece hani Filistin meselesi değil, Hamas meselesinde de. Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi işte İsrail'in bu kampanyasının yarattığı devasa bir hani insani trajedi, insan artık dram, ki bu Uluslararası Adalet Divanı'nın önünde bir soykırım davası sürüyor. İşte 40 bin üzerinde insanın öldüğü bir meseleden bahsediyoruz. Bunun da son dönemlerde daha da hani kötüleştiren başlıklardan bir tanesi İsrail'in bu Refah'a doğru bir operasyon konusunda kararlılık göstermesi. Çünkü beklenti şuydu, Mısır'da, Kahire'de görüşmeler devam ediyor. Amerikalıların desteklediği görüşmelerdi. Bu İsraillerin dolaylı olarak zaten sürekli Mısır'la İsrail'in iletişimde olduğu bir görüşmeydi. Bu bir ateşkes anlaşmasını sağlamaya matuftu. Bu Hamas tarafı bu ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. En azından o dönem konuşulan çerçevedeki bir ateşkesi. Fakat buna rağmen Netanyahu, İsrail bunu kabul etmediklerini ve bu Refah operasyonunu Amerikalı ve Amerikası, çünkü Amerika'da bu operasyona karşı bir tutum aldı, Amerikalı ve Amerikasız bu operasyonu yapacaklarını deklar etti. Şimdi bu bölgede yeni bir insani trajedi demek, çünkü orada 1.2 milyon üzerinde insan yaşıyor. Burada eğer bu operasyon hani full bir şekilde işleme konulursa burada tekrardan 10 binlerden bahsediyor olacağız. Hani 10 binlerce yeni insanın ölümü demek olacak. Bu da İsrail'e karşı Türkiye'deki söylemin daha da sertleşmesi, daha da keskinleşmesi manasına geliyor. Ve tabii ki işte Hatem Hocam'ın da dediği gibi bunun bir sebebi de iç politika. Çünkü Yeniden Refah'ın kampanya sürecinde en popüler söylemi Gazze meselesiydi ve 6.5 puan aldı. Bu da bu Gazze meselesine dair Türkiye'de de iç hassasiyetin yoğun olduğu ve hükümetin bu konuda yeteri kadar bir adım almadığı duygusu zaten var. Muhtemelen hükümet bu duyguyu da hani değiştirmek isteyecektir. Bu nedenle hem İsrail'in yaptıkları, hem bölgedeki gelişmeler, hem de işte içerideki yeni dönem
Türkiye'nin önümüzdeki döneminde İsrail'e karşı söylemini daha sertleştirip keskinleştirmesine yol açacak gibi görünüyor. Buna rağmen ise bütün bunlar yaşanırken de işte daha yeni medyaya yansıyan bu Milli Saytan Ragıp Soylu da bunu haberleştirdi. İsrail'in aslında sessiz sedasız da diplomatlarının tekrardan Türkiye'ye geri göndermeye hazırlandığına dair de haberler okuyoruz. Bu da işte bu resimdeki bir paradoks gibi duruyor. Evet, çok teşekkürler Galip. Belki ben de birkaç bir şey ekleyebilirsem, özellikle bu Kıbrıs konusunda bu dönemde şöyle de bir gelişme yaşandı. Eminim siz de fark etmişsinizdir. Yani işte Avrupa Birliği'nin de raporu yayınlandı. Türkiye ile ilişkiler üzerine de bazı öneriler ve ifadeler içeren. Ve orada artık şunu görüyoruz. Geçmişten biraz daha farklı olarak Avrupa ile, yani AB ile ilişkilerde ilerlemenin hemen hemen her kalemi Kıbrıs konusuna bağlanmış oldu. Yani Kıbrıs konusu, evet, üyelik yolunda önemli bir engeldi, önemli bir konu alanıydı vesaire, ama yani mesela Gümrük Birliği müzakerelerinin açılmaması, hani genelde işte demokrasi, insan hakları vesaire gibi iç siyasi nedenlerden ötürü vetonun kaldırılmadığı iddia edilirdi. Her ne kadar Kıbrıs faktörü de olsa, ama şu anda neredeyse işte tüm bu bileşenler devreden çıktı ve tamamen Kıbrıs meselesi yüzünden hiçbir alanda ilerleme sağlanamaması gibi de bir risk söz konusu. O zaman yani ne vize meselesini konuşabilirsiniz, ne gümrük birliğini konuşabilirsiniz. Yani herhangi bir yani teknik konularda dahi ilerlemenin kıstası Kıbrıs olduğu zaman, dediğiniz gibi hani şu anda da bir iki tarafa makul kabul edebileceği bir çözümden de halen çok uzakta olduğumuz için burada da ilişkilerin tıkanacağını söylemek, yani bu tıkanıklığın devam edeceği diyelim, en azından zaten ciddi bir tıkanıklık var da, söylemek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bence bu da çok endişe verici. Yani hem AB açısından bence yanlış, yani stratejik bir açıdan baktığımızda, ama tabii Türkiye açısından da endişe verici diyerek tekrar Hatem'e ve iç siyasete geçelim. İkinci turda biraz bu anayasa tartışmalarına da değiniriz demiştik. Hatem, ne düşünüyorsun bu son konuşmalar, tartışmalar ışığında? Şimdi hocam, anayasa meselesi aslında hayata geçmesi çok zor bir mesele. Yani AK Parti ve Erdoğan bu meseleyi biraz tıkanan siyasal tartışmaları hareketlendirmek üzere bir böyle her an siyasal dengeleri etkileme potansiyeli taşıyan bir başlık olarak gündeme getirmişti Mayıs seçimlerinden sonra. Fakat nihai öngörüsü bu anayasa vesilesiyle seçilme koşullarını biraz iyileştirmek, daha kolaylaştırmak, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bir oran da telaffuz etmişti. %50 ile seçilmek siyasetin doğasını bozuyor, bu oranı biraz düşürmemiz lazım demişti. Fakat yani bu ilk itirazı MHP'den almıştı zaten. Yani Bahçeli de bu %50'nin bu kadar güçlü yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı için toplumsal çoğunluğun onayını alma şartı vazgeçilmez bir şarttır benim için demişti. Şimdi böyle olduğu andan itibaren aslında anayasa meselesi büyük oranda bir sonuca ulaşma ihtimalini yitirmiş durumda. Sadece anayasa eğer bir sistem değişikliği içeriğini taşırsa, yani Erdoğan'ın kendisi bu anayasa tartışması vesilesiyle yarı başkanlığa ya da parlamenter sisteme dönüşü içeren, bunu müzakere etmeyi de baştan kabul eden bir niyetle bu anayasa tartışmasını yürütürse bu tartışma yürüyebilir önümüzdeki dönemde. Aksi takdirde muhalefet kategorik olarak zaten başkanlık sisteminin devamını teyit etmeye yol açacak bir formülasyona açık olmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla aslında burada mesele, yani bu anayasa başlığının önümüzdeki dönemde yol alıp yol almayacağı, biraz Erdoğan'ın sistem değişikliğini de içeren radikal bir değişime hazır olup olmadığı ile ilişkili bir mesele. Eğer böyleyse, ki bu siyaseten
gerçekçi olarak görülebilir. Yani AK Parti zaten başkanlık sistemine geçildiği günden beri oy kaybediyor. Seçilme o ihtimali gün geçtikçe azalıyor. Yerel seçimin işaret ettiği bir muhalefete kayan denge var. Dolayısıyla yani AK Parti kendisi açısından MHP'nin blokajına rağmen, yani MHP şu anda başkanlık sisteminin devamından çok daha fazla yana bir parti görüntüsü çiziyor. Bahçeli her konuşmasında başkanlık sisteminin Türkiye'nin güvenliğiyle, istikrarıyla, rejimin selametiyle ilgili bir mesele olduğunu dile getiriyor sürekli. Dolayısıyla Erdoğan bir daha seçilmenin de zorlaştığı bir dönemde AK Parti ve kendisi için bir siyasal çıkış üretmek adına siyasal sistem değişikliğini tartışmaya hazırsa anayasa meselesi yol alabilir. Bu dönemde muhalefet, evet, yani sistem değişikliğini biz de savunuyorduk. Dolayısıyla biz bunu seninle konuşmayız deme lüksüne sahip olmayabilirler. Benim kanaatim bu, muhalefetin öncelikle isteyeceği bir şey olmaz. Ama Erdoğan siyasal tartışmaları muhalefetin de kabul edeceği, katılmak zorunda kendisini hissedeceği bir bağlamda yürütebilir. Dolayısıyla toparlayayım, anayasa meselesinin önümüzdeki dönemde gerçekçi bir tartışma başlığına dönüşebilmesi için, gerçekten siyasi partilerin anayasa meselesinde yol alabilmesi için bu sistem değişikliği opsiyonunu AK Parti'nin müzakereye açık olduğunu hissettirmesine bağlı. Eğer bu yoldan devam ederse o zaman hem anayasa tartışması sahici bir gündeme kavuşabilir, hem de siyaset yeni baştan hiç ummadığımız bir sürü gelişme üzerinden hareketlenebilir. Yani ben Bahçeli'nin de o öyle bir durumda bu sürece bigane kalacağını, bu tartışmalara kayıtsız kalacağını zannetmiyorum. Bu Erdoğan'ın mevcut ittifak dinamiklerini de gözden geçirmeye hazır olduğu şeklinde algılanacaktır Bahçeli tarafından. O zaman bütün siyasi partilerin bugünkü iktidar muhalefet denkleminde kendilerini konumlandırdıkları zemin değişecektir. Yani eğer Erdoğan'la Özel arasındaki görüşme kamuoyunda tartışıldığı gibi nihayetinde anayasa meselesinin de konuşulacağı bir düzleme çekilecekse ancak bu vesileyle çekilebilir. Bugün henüz bu pozisyonları biz görmüyorken ben Erdoğan Özel görüşmesinin anayasa bağlamında tartışılmasını çok aceleci görüyorum. Bence Erdoğan da gelsin anayasayı konuşalım diyerek aslında gerçekçi bir fotoğrafın zeminini ortadan kaldırdı biraz. Yani ben o görüşmede anayasa meselesinin çok yer kapladığını da zannetmiyorum. Fakat eğer önümüzdeki dönemde bu görüşmeler bir süre sonra Erdoğan'ın sistem değişikliğini de tartışmaya hazır olduğu bir zemine yönelecekse, o zaman bugün CHP ile AK Parti arasında yumuşama ya da normalleşme olarak adlandırılan siyasi süreç gerçekten bir anayasa yapım sürecine evrilebilir. Ama şimdiden henüz bu iş için erken olduğunu görüyorum. Evet Hatem, yani bana da biraz öyle geliyor. Yani belki hani öncesinde biraz söylemi yumuşatmak için falan adımlar da olabilir, artık bilemiyorum. Yani daha sembolik bir siyasette olabilir. Belki onun bir parçası da olabilir. Hani çok anlamlı bir anayasa müzakeresinden ziyade. Yani özetle tabii özetle şunu söylüyorum hocam. Yani Türkiye'nin siyasal sistem değişikliğini içeren bir anayasa değişikliğine, yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bunu konuşmak gerçekçi. Siyaseten de mümkün. Siyaset buna refleks verir. Çünkü Türkiye'de muhalefet kanadını oluşturan siyasi partilerin tamamı sistem değişikliğinden yana bir tutum izlediler daha önce. Ama iktidar kanadı sistem değişikliğini içermeyen bir anayasayı sürekli gündemde tutarak bu gündem canlılığını önümüzdeki dönemde sürdüremez. Bunun gidebileceği bir yer var. Yani bir süre bunu gündem mühendisliği için dile getirebilirsiniz. Numan Kurtulmuş
mecliste bir hareketlilik sağlamak için partileri ziyaret edebilir, partiler birbirlerini çapraz olarak ziyaret edebilirler. Bu siyasette, medyada, kamuoyunda tartışılan bir başlık olur ama bunun gidecek yolu sınırlı. Bir süre sonra mesele şuna gelecek: ne yapıyoruz biz bu yeni anayasayla? Yani bir sistem değişikliği gündemi taşıyorsa oturup konuşulup bu bir yere varılır. Sistem değişikliğini içermeyen bir anayasa gündemi yok Türkiye'nin. Sonbaharda bu mevzu söner gider. Evet, bence de. Evet, teşekkür ediyoruz Hatem. Galip, en son olarak tekrar sana dönüyorum. Bu turda dış politika bağlamında eklemek istediklerin var mı? Açıkçası yeni eklemek, hani ekleyeceğim yeni bir durum yok. Sadece hani bir noktayla şunu ifade edeyim. Bu Gazze bütün hani uluslararası sistemdeki muhtemelen en yoğun tartışılan başlık. Bu önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de dış politikasında epey etkide bulunacak bir başlık. Her ne kadar Türkiye bu konuda Arap aktörlüğünü önceleyen ve onları destekleyen bir konumda olsa da, Arap aktörleri eğer bugünkü mevcut pozisyonlarını sürdürürlerse, ki bu pozisyonlar epey yetersiz pozisyonlar, Türkiye'nin de bu hani söylemini daha da sertleştirip keskinleştirmek zorunda kalırsa, bu belli bir süre sonra Arap aktörleri de zorlayacaktır. Nitekim işte Mısır'da şu anda Uluslararası Adalet Divanı'ndaki bu soykırım dosyasına müdahil olma kararı aldı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu süreçteki el yükseltmesi belli bir süre sonra Arap aktörlerinde, Mısır'da, Suudi Arabistan'da daha sert bir pozisyon almaya sevk edecek gibi duruyor diyerek burada ben de bitireyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok güzel program oldu bence. Yani bir tık daha kısa yaptık ama genel olarak son dönemden, yani son programdan bu yana ki bütün iç ve dış siyasi gelişmeleri bir özette değerlendirdik kapsamlı bir şekilde diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Hatem, sevgili Galip ve bir sonraki Eşikteki Türkiye'de buluşmak üzere diyorum. İyi günler.